trenutka naistina imamo mnogo temi za što se razgovara. İşbirliğini birçok konuda, çok sayıda konuda, sektörel anlamda birçok sektörde bizim yer iki ülkenin halkların birbirine yakın. Hoş geldiniz. Dost ve kardeş Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı'nı Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında derin tarihi, kültürel, beşeri bağlantılar, ilişkiler var. İki ülke arasındaki ilişkiler de bu temeller üzerine dayanıyor. Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilan ettiği günden beri o zamanki ismiyle olmak üzere Türkiye 30 yıldır Kuzey Makedonya'yı her alanda, uluslararası alanda destekliyor. Dost, kardeş ve müttefik olarak görüyor. Tabii iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de çok güçlü bir potansiyel üzerine oturuyor. Salgın dönemi olmasına rağmen 2021'de %42 oranında bir artışla 772 milyon dolara ulaşmıştır ticaret hacmimiz. Makedonya'da eşit ve kurucu halklarından olan Türk toplumuyla da görüşüyoruz ama şunu ifade etmek isterim. Tabii bizim Türkiye olarak Türkiye sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın akrabalarını biz önemsiyoruz. Bakımdan sadece Türkler için değil, mesela en çok Arnavut'un yaşamış olduğu ülkede Türkiye'dir, bölgede, dünyada. Boşnaklar için de aynı şeyi söylememiz mümkün. Dolayısıyla aynı kültür temelleri, aynı tarih bağları üzerindeki bütün kardeşlerimizle olan hukukumuzu gözetiyoruz. Yatırımları bu anlamda bilhassa buradaki vatandaşlarımıza da teşvik ediyoruz. Birçok konu var ama FETÖ ile ilgili konuya bir kere daha değinmek istiyorum. Malumunuz olan bir konu. Meclisimizde de 15 Temmuz 2016 gecesi uçaklar tarafından atılan bombaların 3 bomba atıldı meclis binamıza. Onların eserlerini hala muhafaza ediyoruz, bu alanları. Bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren askerlerin Fethullahçı terör örgütüne mensup oldukları Türkiye'de mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş, tescil edilmiş durumdadır. Bu yapılanmanın faaliyet gösterdiği başka ülkelerde de bir ulusal güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyoruz. Bazı Orta Asya ülkelerinde fırsat bulduklarında benzer şekilde kalkışmalara giriştiklerini de gördük. Bu Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadelede işbirliğimizi daha da arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Izradi podšita kon ovaj parlament, no izradi to što posebno vije kako čovjek so korenje od našta zemlja predstavujete na vistina važan most pomeju našte dve države. Elbani Türkiye güçlü desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Bu güçlü desteğinde devam ettirmektedir ve